Derler ki Ereğli'nde kim var başkan olacak? Erbakan hocam davası neydi? Peygamberlerin yolundan gitmekti. Başka bir davası yoktu Erbakan hocam. Bunu formülize etmişti. Bir Fatiha göndermenizi arz ediyorum. El Fatiha. Çünkü daha Almanya'daki çalışmaları sırasında Alman Leopard tanklarının motorlarını icat etti. Merhum Erbakan hocamızla ilgili daha önce çok sayıda anma programları yaptık. Bunlardan bir tanesinin biliyorsunuz sloganı aldanmayan ve aldatmayan Erbakan'dı. Erbakan hocamızın bu feraseti ve bu feraset sayesinde ortaya çıkan aldanmayan, aldatmayan Erbakan özelliği gerçekten de son derece önemli. Allah gani gani rahmet eylesin. Merhum Profesör Doktor Arif Ersoy hocamız, Çorum Belediye Başkanımız. Kendisi Erbakan hocamızın bu ferasetini ifade ederken çok güçlü bir hidayet ve çok güçlü, çok üst seviyede bir ilim birleştiği zaman ortaya bir feraset çıkıyor. Bu Cenab-ı Allah'ın çok önemli bir nimetidir. Erbakan hocamız da çok üst seviyede bir ilmi ve çok güçlü bir hidayeti, imanı, inancı kendi bünyesinde birleştirdiğinden dolayı Cenab-ı Allah kendisine çok üst seviyede bir feraset nasip etmişti diye ifade ederdi. Gerçekten de bu feraseti sayesinde milletimize, İslam alemine adeta bir pusula vazifesini yerine getirdi. Erbabınca malumdur, çok itibarlı bir kuruluş. Bizim hedefimiz 3-4 sene içerisinde buna yaklaşmak iken... Hocam geldiğinden önce dükkandan ayrılır. Kaçar. Sonra Milli Selamet Partisi kurulur. Derler ki Ereğli'de kim var başkan olacak? Ereğli'de Süleyman Zorlu var derler. Hocam yine Ali Güneri abiyle beraber gelir. Bu sefer Süleyman Zorlu davanın neferi olmaya hazırdır.